Merhaba arkadaşlar. Yeni bir testle birlikteyiz. Hücre zarında madde geçişlerine geçtik. Bakalım birinci sorumuza. Dök hücre zarında bulunan glikolipit ve glikoproteinlerin görevleriyle ilgili hangisi yanlıştır? Sayısı, çeşidi, dizilişi hücreden hücreye değişim gösterdiğinden hücreye özel kimlik verir. Bu doğrudur arkadaşlar. Glikolipitler ve glikoproteinler hücreye özgürlük kazandırır. Hücrelerin hormonları tanımasında ve cevap oluşturmasında etkilidir. Reseptör görevi gördükleri için hücrelerin hormonları tanımasında görevlidir. Doğrudur. Hücre zarına seçici geçirgen özellik kazandırır demiş. Yine arkadaşlar dediğim gibi e, reseptör özelliği gördüğü için seçici geçirgen özellik kazandırıyor. Doğrudur. Hücreler birbirine temas ettiklerinde kontrolsüz hücre bölünmelerine neden olur. Şimdi bununla hiçbir ilgisi yok. Kontrolsüz hücre bölünmesinin sebebi mitoz bölünmedeki o hücre döngüsü kontrolünün bozulmasından kaynaklanıyor. Yani bunlarla bilgisi yoktur. Cevabımız denizli şıkkı olacak. Doku ve organ nakillerinde bu yapıların uyumuna dikkat edilir. Kesinlikle öyledir. Eğer ki e, uyum yoksa arkadaşlar bunlar yabancı olarak algılıyorlar ve hücreyi yani o bizim işte diyelim ki vücudumuza verilen bir şey var organ var. Bu organ eğer ki bize uymuyorsa, yani oradaki glikoproteinler, glikolipitler birbiriyle bağdaşmıyorsa arkadaşlar ne yapıyor? Hemen onu yabancı olarak görüyor ve öldürmeye başlıyor. Bu sefer de zaten organ bizim için e, yetersiz oluyor. Cevabımız denizli şıkkı olacak. Gelelim ikinci sorumuza. Büyük hücre zarında gerçekleşen basit difüzyonla geçiş kolaylığıyla ilgili. Basit difüzyonla geçiş kolaylığıyla ilgili diyor. Hangileri doğrudur? Arkadaşlar Diyor ki iyonlar nötr atomlara göre yağda çözünen vitaminler suda çözünenlere göre küçük moleküller büyük moleküllere göre daha kolay geçer demiş. Şimdi burada iyonlar nötr atomlara göre değil bakın nötr atomlar iyonlara göre daha kolay geçer o yüzden bu yanlıştır. Hatta e, negatif iyonlar pozitif iyonlara göre daha kolay geçiyor. Yağda çözünen vitaminler suda çözünenlere göre evet bu doğrudur. Neden? Çünkü fosfolipit yapıdan oluştuğu için hücre zarı yağ yapılıdır. Dolayısıyla yağda çözülenler daha kolay geçiyor. Küçük moleküller büyük moleküllere göre daha kolay geçer. Bu da doğrudur arkadaşlar. Cevabımız denizli şıkkı olur. Gelelim diğer sorumuza. Üçüncü soru. Bir hücrenin stoplazması ve bulunduğu ortamdaki madde yoğunlukları ile bu maddelerin taşıma yönlerine ilişkin aşağıdaki şekil verilmiştir diyor. Buna göre diyor hücrede Numaralarla ifade edilen geçişlerin hangileri sırasında ATP tüketimi gerçekleşmez? Şimdi ATP tüketiminin olmaması için maddenin çok yoğun olduğu yerden az yoğun olduğu yere doğru taşınması gerekiyor ve küçük madde olması gerekiyor. Bakıyorum, bakın. Şimdi 1'e bakıyorum. 0,01'lik yerden 0,01'e yani az yoğun yer eş yoğun yerler arasında taşınıyor arkadaşlar. Eş yoğun yerler arasında taşınma sırasında da ATP tüketimi gerçekleşir. O yüzden bunu alma. Bakın, karbondoks'a bakıyorum. 0,7'lik yerden 0,015'lik yere taşınıyor. Yani çok yoğun olduğu yerden az yoğun olduğu yere doğru taşınıyor. Burada ATP harcanmaz. Bunu alacağız. E burada zaten protein taşınıyor arkadaşlar protein büyük bir molekül olduğu için mecburen ATP harcanmak zorunda bu da gitti glikoz %2'lik yerden %4'lük yere taşınıyor yani az yoğun yerden çok yoğun yere taşınıyor bunda da ATP harcanır ATP tüketiminin gerçekleşmediği tek yer neresidir 2 numaralı bölgedir yani cevabımız bursa şıkkı olur geçelim diğer sorumuza diyor ki bir hücrede ozmatik basınç turgor basıncı değişimi Aşağıda verilen grafikteki gibidir. Buna göre diyor hangileri doğrudur? Şimdi bakalım arkadaşlar. T0 T aralığında hücre hipertonik ortama bırakılmıştır. Şimdi bakın hipertonik ortamda ne oluyor? Turgor basıncı e, hipertonik ortama konulur. Hipertonik çok yoğun ortam demektir. Hücre kendisinden su verir. Su verdiği için arkadaşlar... Ozmotik basınç su verdiği için ozmotik basınç artar, turgor basıncı azalır. Ama burada ne göstermiş bakın burada tam tersini göstermiş. Turgorun arttığını göstermiş. O yüzden bu yanlıştır. T anında hücrenin emme kuvveti maksimum değerdedir. Arkadaşlar T anında ozmotik dengeye ulaşıyor. Ozmotik denge sırasında ne emme kuvveti yüksektir, ne ozmotik basınç, ne turgor basıncı. Hepsi birbirine eşittir. O yüzden bu da yanlıştır. T0 anında hücrenin su alma isteği yüksektir. Şimdi bakın T0 anında ozmotik basıncı çok yüksek. Ozmotik basıncı yüksek olduğu için su alma isteği yüksektir. O yüzden cevabımız ne olacak? A şıkkı yalnız 3 olacak. Ozmotik basıncı şöyle aklınızda tutun. Suya olan ihtiyaç unutmayın. Eğer ki ozmotik basıncımız yüksekse suya olan ihtiyacımız fazla demektir. Bu da ne yapar? Bizim işte dışarıdan su istememize sebep olur arkadaşlar. Turgor basıncı da tam tersi. Suyun fazlalığıdır. Eğer ki e, vücudumuzda bir su fazlalığı varsa zaten suya ihtiyaç duymayız. Turgor basıncımız yüksek demektir. Yani ikisi birbirine ters orantılı. Birini bilseniz diğerini zaten kolaylıkla çıkarırsınız. Gelelim beşinci soruya. Özdeş 3 alüvar hücresi yoğunlukları farklı olan KLM ortamlarına bırakıldıktan sonra aşağıdaki görünümlere sahip olmuşlardır. Bakın K ortamına bırakılmış şişmiş. Eğer ki K ortamına bırakılıp şişiyorsa arkadaşlar bu hipotonik ortama bırakılmıştır ki hücre su almıştır. Kendinden daha az yoğun ortamdadır. Ve ortamda su miktarı fazla olduğu için de hücrenin içerisine su girer ve arkadaşlar ne olur şişer. O zaman bir nedir? hipotonik ortam. K yani. L ortamına geliyorum. Hiçbir değişiklik olmamış. Dolayısıyla burası izotonik ortamdır. Eş yoğun ortam. M ortamına bakıyorum. Su kaybetmiş, büzülmüş. Nedir arkadaşlar bu ortamda? Hipertonik ortamdır. Madde yoğunluğu bu ortamda çok fazla olduğu için hücreden su çekecek kendine. Hücreden su çektikçe hü hücre büzülür. Dolayısıyla hipertonik ortam olur. Yani cevabımız hipotonik izotonik hipertonik demiş ya direkt KLM şeklinde gidecek. Cevabımız A şıkkı olacak. Gelelim diğer sorumuz 6. sorumuz. Aşağıdaki ifadelerden diyor. Hangisi canlı bir hücrenin zarında gerçekleşen difüzyon olayı ile ilgili yanlış bir açıklamadır? Hücre içi ve dışı ortamlar arasındaki yoğunluk farkı artarsa difüzyon hızlanır. Evet arkadaşlar yoğunluk farkı arttıkça difüzyon hızlanıyor. Bu doğrudur. Hücre zarı üzerindeki por sayısının artması difüzyon hızını artırır. Por demek delik demektir. Hücre zarı üzerinde delikler fazlaysa difüzyon hızlanır. Doğrudur. Çünkü daha fazla madde girer içeriye. Hücre zarının yüzeyinin genişlemesi difüzyon hızını artırır. E, hücre zarının yüzeyi genişlerse delikler çoğalacak. Dolayısıyla difüzyon hızı artacak. Doğrudur. Zarın yapısından dolayı suda çözünen vitaminler Yağda çözülen vitaminlere göre daha kolay difüzyona uğrar demiş. Hatırlayın önceki sorularda çözdük. Yağda çözülenler suda çözülenlere göre daha kolay geçiyor. Çünkü zarın yapısı nasıl yapılıdır? Fosfolipit yani yağ yapılıdır. Dolayısıyla cevabımız denizli şıkkı olacak. Eyi okuyalım. Yağı çözen moleküller yağda çözülenlere göre hücre zarı üzerinden daha kolay difüzyona uğrar. Bu da doğrudur arkadaşlar. Cevabımız denizli şıkkı olur. Gelelim yedinci soruya. Bir U borusu var. Deney düzeneği hazırlanmış. Diyor ki düzenekte de gözlenecek değişimler için hangileri doğrudur? Şimdi ilk önce biz hiç okumadan kendimiz bir yorum yapalım. Arkadaşlar şimdi K ucuna baktığımızda yüzde yirmilik glikoz çözeltisi varmış. Yüzde yirmilik glikoz çözeltisi var. Burada bakın su miktarına bakacağım. Burada ne kadar su vardır? Yüzde seksen değil mi? Burada da %30'luk sükroz çözeltisi varmış. Ne kadar su vardır? %70. O zaman su geçişi nereden nereye doğru olacak? K'dan L'ye doğru bir su geçişi gerçekleşecek. Yani 2 numaralı kolda arkadaşlar sıvı seviyesi yükselecek. Daha sonra geliyorum. Glikoz küçük molekül olduğu için bu bağırsak zarından geçer ve L ucunda glikoz moleküllerine rastlanır. Burada glikoz vardır. Ama Sükroz büyük bir maddedir yani disakkarittir. Glikozla fruktozun birleşmesi sonucunda oluşan bir karbonhidrattır. E, büyük molekül olduğu için bağırsak zarından geçemeyecek. Dolayısıyla K ucunda sükroza rastlanmayacak. Şimdi bakalım diyor ki K ucundaki sıvı seviyesi yükselir. Arkadaşlar ne dedik? L ucunda yükselir dedik. Bu yanlıştır. Bir yönüne doğru sükroz geçişi olur. Hayır sükroz geçmez dedik. Yanlıştır. Bağırsak zarın her iki tarafında da glikoz miktarları eşitlenir. Evet arkadaşlar glikoz dediğim gibi geçebildiği için eşitleninceye kadar geçiş devam eder. Doğrudur. Hangileri doğrudur dediği için cevabımız Bursa şıkkı olur. Gelelim diğer sorumuza. 8. Bir çözeltide çözülmüş amonyak ve üre gibi azotlu bileşiklerin yarı geçirgen zardan karşı tarafa konulan özel çözeltiler sayesinde difüzyonla çözeltiden uzaklaştırılması hangisidir diyor. Arkadaşlar, eğer ki yarı geçirgen bir zar varsa ve su haricinde bir maddeden bahsediyorsa o zaman direkt cevabımız ne olacak Diyaliz. Diyaliz o e, böbrek hastalarının girdiği hani diyaliz makinesi zaten buradan geliyor. Böbrek hastalarında işte böbrekler süzülmeyi tam olarak yapamadığı için diyaliz makinesine bağlanıyor ve kanın içerisinde bulunan işte amonyak, üre gibi azotlu bileşikler ne yapıyor? Diyaliz sıvısını arkadaşlar geçiriyor. Yani bir nevi kan temizlenmiş oluyor. Diyalizin mantığı bu şekildedir. Gelelim diğer sorumuza. 9. soru. Diyor yüzde %20'lik glikoz yoğunluğuna sahip bir hücre. Sırasıyla aşağıda belirtilen ortamların her birinde ozmotik denge hali sağlanıncaya kadar bekletiliyor. Buna göre diyor hangisi doğru olur? Şimdi arkadaşlar bakıyorum. K kabı hücreye göre hipertonik olan sıvıyı bulundurmaktadır. Şimdi bakıyorum. K kabında arkadaşlar ne var? %10'luk glikoz. Hücreye bakıyorum %20. E, buradaki %10 daha az. O zaman hipertonik değil hipotoniktir. Bu yanlıştır. T1 zaman diliminde hücrenin ozmotik basıncı artar. Şimdi T1 zaman dilimine hani bu hücreyi getirdik buraya koyduk ya. Hücre ne yapacak? Su kaybedecek. Pardon su kaybetmeyecek arkadaşlar. %10'luk glikoz çözeltisinde %90 su bulunur. Hücrede %80 su bulunur. Hücreye su girer. Su girdiği için ozmotik basıncı artmaz azalır. Bu yanlıştır. T2 zaman diliminde hücre ozmozla su alır. T2'ye bakıyorum. Şimdi eşitleninceye kadar bekletiliyor ya ozmotik denge hali. E buraya koyduğumuz zaman hücrenin e, çözelti içeriği ne oldu arkadaşlar? %20, %10 topladık %30. Eşitlenirse ne olur? %15 olur. O zaman buraya getirdiğimizde neymiş? %15'miş. E burada eşit olduğuna göre herhangi bir madde giriş çıkışı olur mu? Olmaz. O yüzden ozmozla su almaz. Eğer madde girişi oluş e, giriş çıkışı oluyorsa da eşit miktarda olur unutmayın bunu. M kabına bırakılan T3 zaman dilimi içerisinde bakın M kabına geldiğinde %15. Ortam nasıl? Yoğun. Çok yoğun olduğu için hücre su kaybedecek. Diyor ki. M kabına bırakılan hücre T3 zaman dilimi içerisinde plazmoliz olur. Yani su kaybeder demek istiyor. Az önce söyledik su kaybeder. Bu doğrudur. E şıkkında diyor ki M kabında uzun süre bekletilirse hemolize uğrayabilir. E, su kaybediyor. Hemoliz ne demek? Hemoliz su alarak patlamak demektir. E, dolayısıyla bu su kaybettiği için hemolize uğrama ihtimali yoktur. Cevabımız denizli şıkkı olur arkadaşlar. Gelelim son sorumuza. Verilen deney düzeneğinde bitki hücresinin toplazması organellerinden ayrıştırılıp pipet yardımıyla K bölmesindeki sıvıya damlatılmaktadır. Buna göre diyor deney sonucunda Aşağıdakiler hangisine ulaşılamaz? Şimdi bakalım. Arkadaşlar hücre duvarından oluşmuş bir perde var. Hücre zarından oluşturulmuş bir perde var. Şimdi bize diyor ki M bölmesindeki sıvı içerisinde protein ve enzime rastlanır. Şimdi arkadaşlar stoplazmanın içeriğinde protein ve enzim vardır ama şimdi hücre duvarı tam geçirgen olduğu için Bakın tam geçirgen olduğu için burada L bölmesine işte protein olsun enzim olsun bunlar girebilir. Ama M bölgesinde hücre zarından oluşmuş bir perde var. Hücre zarı da yarı geçirgendir. E burada canlı bir ortam olmamasına rağmen delikleri küçük olduğu için bu proteindir, enzimdir giremez. O yüzden bunu ulaşamam. L bölmesinde sükroz ve nişasta taneciklerine rastlanır. Evet arkadaşlar çünkü dediğim gibi hücre duvarından oluşturmuş perde e, tam geçirgen olduğu için L bölmesine giriş çıkış yapılabiliyor. O yüzden bu doğrudur. Sadece K bölmesinde delikoz ve amino asit birikimi gözlenir. Hayır arkadaşlar K'dan L'ye geçiş olabiliyor. O yüzden buna da ulaşamam. Cevabımız ne olacak? 1 ve 3 denizli şıkkı olacak. Evet böylece bu testimizin de sonuna geldik. Sonraki testlerde görüşürüz. Hoşçakalın.